Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 17-23 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu hafta yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde pazartesi günü aslan burcuna geçen ay artık kapanan fazla. ışığını görmeyeceğiz ayın e, bu hafta içerisinde e, ve biz belki biraz daha içe döneceğiz, içe dönüşler yaşayacağız. Geçtiğimiz ayın konu ve kavramlarını şöyle bir gözden geçirip tamamlayabiliriz ve bir yandan da yeni ayın beklentilerine odaklanabiliriz ay başından itibaren çarşamba günü 19 Ağustos'ta sabah 5.41'de 26 derece Aslan burcunda yeni ayımız doğuyor ikinci evinizde doğan bir yeni ay ve bu yeni ay yeni olasılıklar demek yeni girişimler başlangıçlar demek önümüzdeki Eylül başına kadar iki haftalık süreç içerisinde bu yeni ayın konu ve kapsamları hayatınıza dahil olurken Evet yavaş yavaş da ee, düşüncelerinizi, fikirlerinizi hayata geçirme imkanı bulacaksınız. Ve parasal konulara daha fazla işaret eden bir yeni ay, para kazanma yolları arayışınız olabilir. Belki iş beklentiniz var. Ee, ve bu yeni ay size yeni kapıları açabilir. Çalışmalarınızdan gelecek parasal kaynaklarınız, bunlarla ilgili bazı düzenlemelerin olacağı veya paranızı değerlendirmeniz, alışverişler, harcamalar, geliri gider dengeniz, bütçeniz, mal varlıklarınız, Tüm bu konulara biraz daha vurgu yapacak. Bir yeni ay döngüsündeyiz. Kendinizi değerli hissetmek istiyorsunuz, güvende hissetmek istiyorsunuz. İşte bu yeni ay, kendinizi hem güvende hem huzurlu hem değerli hissetmenizi sağlayacak konu ve kavramları da hayatınıza getirebilir. Bunlarla ilgili önemli bazı başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni ayın ardından 20 Ağustos'ta iletişim gezegenimiz Merkür Başak burcuna geçiyor. 5 evrede kadar kalacak. 22 Ağustos'ta Güneş Aslan'dan ayrılıp Başak Burcu'na geçiyor. Yani bu hafta ortasından itibaren enerjiler e, zihinsel faaliyetlerimizi arttıracak. Yani aslında Merkür Başak'ta çok güçlüdür. 5 Eylül'e kadar düşünceleriniz de hızlanıyor. Daha pratik, daha somut düşünceler üretebilirsiniz. Öğrenciyseniz eğitim hayatınızdaki planlamalar, düzenlemeler, ticari konulardaki işler, güçler, işle ilgili seyahatler olabilir, işle ilgili eğitimler, mesleki eğitimler olabilir daha detaylısınız daha planlı programlı olabilirsiniz zihniniz en azından yararlı ile yararsızı ayrıştırma yönünde daha verimli olabilir çözüm bekleyen konulara odaklanıp mantıklı ve somut sonuçlar alabilir gayet güzel günlük hayatınızı planlayabilirsiniz bu süreç özellikle 5 Eylül'e kadar güçlü bir şekilde devam ediyor ve kısa uzun daha fazla günlük hayatımızda hareketlerin, seyahatlerin, yolculukların olma ihtimalinde güçlendiriyor sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.